Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Hakların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Deniz Poyraz'ı öldüren kişiye gözcülük yaptığı iddia edilen Mehmet Laçin'in Hakların Demokratik Partisi Genel Merkez binası önünde çadır kurması için sokağa açmaya çalışan polislere HDP'li vekiller Deniz Poyraz'ın katillerini getiremezsiniz. Bu adam Deniz Poyraz'ın katiline bekçilik yapmıştır. Polis onu koruyor sözlerine tepki gösterdiği bir arbede de yaşandı. Orada şu an Murat Bey de genel merkez içerisinden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Murat Bey, yani çok enteresan şeyler oluyor. Gözcülük yaptığı iddia edilen kişi çadır kurmak istiyor. Polis onu engellemiyor. Siz buna karşı çıkıyorsunuz. Sizi engelliyor. Yani orada neler yaşandı? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aylardır aile hassasiyeti adı altında partimizin önünde başta Ahmet'te başladı. Daha sonra Şırnak, Ağrı ve benzeri illerde de bir biçimde sürdürmeye çalışılan, en son İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesi ile gündeme gelen bir provokasyon örgütlenmeye çalışılıyor. HDP il ve ilçe binaları önünde düzenlenmeye çalışılan bu provokasyonlar doğrudan kolluk güçlerinin kontrolü altında gerçekleşiyor. Yine en son İzmir'de Deniz Poyraz partilimizin, yoldaşımızın katledilmesi esnasında katilin verdiği ifadeler var. Bu ifadelerde şunu söylüyor. Diyor ki partinin önünde bekleyen şahıs beni etkiledi ve bu eylemi yapmaya karar verdim dedi. Sonrasında bu katil biliyorsunuz 24 saat bile gözaltında kalmadan, hiçbir bağlantısı araştırılmadan alelacele tutuklandı. Fakat aynı bugün buraya gelen şahıs katliamdan sonra yaptığı açıklamada o saatte orada çok sayıda insan vardı. Fakat o saatte nasıl oldu da bir kişi var diye açıklama yaptı. Ve buradan şunu anladık ki biz katille işbirliği içerisinde bir aslında bir istihbarat toplama mekanizması aslında teşhir edilmiş oldu. Şimdi birincisi bu şahıs Ankara'ya geleceğim diye yola çıktı. Biz de dün genel merkezimizin önünde toplandık. Dün buraya gelmedi, getirilmedi. Bugün sabah erken saatlerde çok yoğun bir polis ablukasında genel merkezimizin önüne getirildi. Bu şahıs burada çadır kuracağını ilan etmişti. Biz de hem bunun adresinin partimiz olmadığı, partimize dönük bir provokasyonun gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bunun bizzat polis tarafından örgütlendiği, İçişleri Bakanlığı tarafından örgütlendiğini söyledik. Burada bir demokratik hakkın kullanımı söz konusu değildir. Burada doğrudan bir provokasyon söz konusudur dedik ve Deniz Poyraz'ın katilinin burada hiçbir biçimde şov yapmasına izin vermeyeceğimizi belirttik. Ve en son polisler kolluk güçleriyle bir arbede yaşandı. Kolluk güçleri sokağı kapattılar ve fakat bizim partimizin önünde durmamızı engellemeye çalıştılar. En sonunda uzak bir noktada söz konusu şahıs bir açıklama yapar gibi oldu ve daha sonrasında alandan ayrıldılar. Fakat bu provokasyonlar bu şahısla başlayıp bitmedi. Dediğimiz gibi Ahmet il binamızın önünde aylardır bu provokasyon örgütlendi. Fakat işe yaramayınca, bunun bir toplumsal karşılığı olmayınca, bunun bir provokasyon olduğu anlaşılınca bu sefer başka biçimlerde bu örgütlenmeye devam ediliyor İçişleri Bakanlığı ve saray tarafından. Bugün de burada biz buna izin vermeyeceğimizi, partimizin bu biçimde terörize edilmesini, provokasyona maruz bırakılmasına izin vermeyeceğimizi belirttik ve partimizi savunacağımızı her koşulda ifade ettik. Peki Murat Bey, şeyi de anlamaya çalışmak istiyorum. Yani şimdi bu kişi gözcü olarak İzmir'de yer almış. Yani böyle duyuruluyor, biliniyor. Evet. Yani serbest aynı zamanda ve yani bu çadır kurma isteğinin biraz daha derinine inebilir miyiz? Yani polisin buradaki tutumu, rolü nedir? Biraz daha oradan bahsedebilir misiniz? Yani polis, evet, bizzat bunun azmettiricisi pozisyonunda mı sizce?
Şöyle söyleyeyim, İzmir katliamı partimizin kapısında kurulan çadırın çadırdır sorumlusu İzmir katliamının. Yani Deniz Poyraz'ın katili orada kurulan çadırdır. Bu çadırın rolü şudur. Bu çadırla partimiz, yani İzmir il binası hedef haline getirilmiştir. Bu çadırla İzmir il binamız kriminalize edilmeye çalışılmıştır ve bu bina, bu çadırla orası her türlü provokasyona, gerici, faşist saldırıya hazır hale getirilmiştir. Ve biz o zaman İzmir yöneticilerimizle birlikte defalarca hem Emniyet Müdürlüğü'ne hem valiye bunun sonuçlarını, olası sonuçlarını anlatmamıza rağmen o çadır oradan kaldırılmadı ve bu şahıs orada oturtulmaya devam etti. Ve Deniz Poyraz'ın katliamı esnasında da çok net olarak ortaya çıktı ki bu şahsın da verdiği ifadede de görüldüğü gibi bu şahıs orada katliamın gerçekleşmesinin sorumlusu haline gelmiş bulunuyor. Yani orada belki binamıza girmemiştir. Evet, girmedi ama orada varlığıyla bu provokasyonun önünü açtı ve sonrasında da katile istihbarat verdiğini ifade etmiş oldu, itiraf etmiş oldu. Ve katil de bunu, yani katilin verdiği ifadeyle bu şahısın verdiği ifadenin birbiriyle son derece uyumlu olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla Deniz Poyraz'ın katilinin oradan çıkıp tekrar genel merkezimizin önünde de bir çadır kurma planı aynı zamanda bir katliamın yine önünü açma planıdır. Dolayısıyla yeni katliamların örgütlenmesi planı olarak biz bunu net olarak görüyoruz. Yani Deniz Poyraz'ın katili İzmir'de yaptığını, aynısını Ankara Genel Merkezimizin önünde de yapmaya çalışacağını net olarak gördüğümüz, bildiğimiz için de bugün buna bir tutum aldık. Yani ilerleyen günlerde bu çadır kurma isteğiyle birlikte parti binalarına ya da üyelerine vesaire provokasyonların olacağını söylüyorsunuz yani. Evet, şöyle söyleyeyim. Dün de İstanbul il binamızın önünde aynı şey gerçekleşti. Oraya da yine aileler adı altında insanlar getirilmeye çalışıldı. Orada da bir tartışma gerilim yaşandı. Orada da yine bir çadır kurma hamlesi içerisindelerdi. Yani sadece İzmir'de değil, birçok kentte buna benzer provokasyonlar örgütlemeye çalışıyorlar. Bunun tabii sebebi şu, partimiz uzunca zamandır bu tip saldırılarla muhatap, uzunca zamandır siyaset yapması engellenmeye çalışılıyor. Yine uzunca zamandır partilerimizin, bizzat parti binalarımızın kendisi kullanılamaz hale getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bir saldırı konseptiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İktidar, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu içine düştükleri krizin çaresini yine HDP'ye saldırarak bulmaya çalışıyorlar. Bu operasyon aslında bir Süleyman Soylu operasyonudur. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Süleyman Soylu en son Diyarbakır'a gideceğini söylemişti. Ayın üçünde. Fakat gitmedi. Çünkü yaptıkları çağrı bir karşılık bulmadı. Herkes bunun bir provokasyon olduğunu, bu sorun, ortada bir sorun varsa bunun muhatabının doğrudan bu savaş politikalarını yürütenler kimse onlar olduğunu, AKP ve MHP'nin bu savaş siyasetinin doğrudan sorumlusu olduğunu herkes aslında görmüş oldu. Ve bugün genel merkezimizin önünde yaşananları da gördük. Yani polislerin çok yoğun bir yığınağı vardı ve polisler biz polislere şunu sorduk. Biz vekiller olarak yarın AKP il binasının önüne gittiğimizde, hani siz demokratik hakkını kullanan insanı koruyorsunuz ya, öyle ifade ediyorsunuz. Yarın bizi de orada koruyacak mısınız diye sorduğumuzda yanıt alamadık. Yani ortada çok açık ve net bir provokasyon var. Gelen emirler bu yönde. Yukarıdan aldıkları emirleri uygulayan ve HDP'yi bu anlamda çalışamaz hale getiren, provokasyonlarla kitlemeye çalışan, felç etmeye çalışan bir siyasetle karşı karşıyayız. Peki Murat Bey, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ekleme yapabilir miyim? Tabii lütfen. Tabii buradan tüm halkımıza, partilerimize de şunu söylemek istiyoruz. Bu provokasyonlara karşı HDP etrafında kenetlenmek durumundayız.
HDP etrafında kenetlendiğimiz koşullarda bütün bu provokasyonları çok güçlü bir biçimde boşa çıkartabiliriz. Evet, İzmir Milletvekili Murat Çepni ile birlikteydik. Deniz Poyraz'ı öldüren kişiye gözcülük yaptığı iddia edilen Mehmet Leç'in Ankara'daki HDP Genel Merkezi önünde çadır kurmak istedi. Milletvekilleri orada bu durumu engellemeye çalıştı. Arbedeler yaşandı. Bunun arka planını konuştuk. Oradaki son durumu konuştuk. Murat Bey ile birlikte. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha programa katıldığınız için. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.